Gel Demet, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Hoş geldin. Zeynep'i görmeye geldin diyeceğim. Ha? Yok, Zeynep'i görmeye gelmedim. Jale mezunu konuşmaya geldim. Otur. Ne içersin? Kahve içerim. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen, Sevim Hanım salonda. Teşekkür ederim. Merhaba Sevim Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Çok iyi gördüm sizi. Sağ olun. Ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Yüzünüzden de belli oluyor zaten. Artık okula dönüyorsunuz demek. Ben de bu konuyu görüşmek için gelmiştim size. Aslında benim başka bir fikrim var. Öyle mi? Evet. Sizi dinliyorum. Cihan, bırak. Ya üstüne gitme artık. Olan olmuş, geçen geçmiş. Ne yapacaksın? O günleri bir daha geri getiremezsin ki. Ya ben de ona kızıyorum zaten. Geri gelmeyeceği için kızıyorum. Şu anda bu durumda olmamızın sebebi o. Değil mi? Yalan mı? Ya öyle deme. Her şeyin başka bir nedeni vardır. Bizim bilmediğimiz bir nedeni vardır. Nasıl ya? İyi oldu neredeyse diyeceksin yani. İyi olmuş yani. Oh. Öyle mi? Ya biz bilemeyiz diyorum. Sadece bazen başımıza gelen bizim kötü zannettiğimiz şeyler kötü olmayabilir. Bilemeyiz bunu. Nasıl yani? O zaman Melis olmayabilirdi. Ne alakası var bunun? Ne ilgisi var ya? Öyle deme. Yani sen inat etme işte. Gel akşam. Gelmeyeceğim. Jale zamanında bana o mektubu vermediği için gelmeyeceğim. Seninle mutlu bir yuva kurmama engel olduğu için bir şekilde gelmeyeceğim. Bir şekilde kızımızı beraber büyütmemize engel olduğu için gelmeyeceğim. Cihan. Lütfen. Ben böyle bir hayat istemedim. Ben aşık olduğum kadınla mutlu bir hayat istedim. Ve buna o engel oldu. Ben İstanbul'a geldiğimde çok zor toparlandım. Senden çok haber bekledim. Belki çıkar gelirsin diye düşündüm ama gelmedin. Sonra karşıma bir şekilde Tülin çıktı işte. O beni düzeltti, toparladı. Bir şekilde sonra da her şey zaten tepe taktak oldu. Bütün bu olanların sebebi kim biliyorsun değil mi? O. Ve sen onu affetmemi istiyorsun. Onu bağışlamamı istiyorsun öyle mi? Evet, aynen öyle. Sen nasıl affedebildin ben inanamıyorum sana. Cihan, hepimiz gençtik. Yani hepimiz birçok hatalar yaptık. Yapmadık mı? O yüzden istiyorum. Çünkü affetmek insanı özgürleştiriyor. Bu konu uzun zamandır aklımdaydı aslında. Ama bir türlü fırsatını bulup da sizinle paylaşamadım. Bakın Sevim Hanım. Eğitime yatırım yapmayı sevdiğinizi... daha doğrusu bunu gönülden yaptığınızı çok iyi biliyorum. Ben de düşündüm ki... neden bunu bir adım daha ileriye taşımayalım? Bir adım daha ileri. Evet. Siz de biliyorsunuz. Artık çocuklar anaokulundan başlıyor. İlk orta liseye hep aynı okula devam ediyorlar. Ben de diyorum ki, neden üniversitede de aynı okulu, daha doğrusu aynı markayı tercih etmesinler? Sayar Üniversitesi gibi mi? Aynen öyle. Bu konuyu pek düşünmemiştim gerçekten. Tahmin ediyorum. Benimki sadece bir öneri. Tabii ki buna yatırım yapacak olan, bunu araştıracak olan sizsiniz. Ama bu fikre olumlu bakarsanız... ben sizinle çalışmaya devam etmeyi çok isterim. Tabii ki aynı pozisyonda değil. Şirkete bağlı olarak çalışmayı isterim. Pekala. Bu konuyu biraz düşüneceğim. Size olumlu ya da olumsuz bir yanıt vereceğim. Tabii. Bu öyle hemen alınacak bir karar değil. Ben sadece düşüncemi paylaşmak istedim sizinle. Güzel. Teşekkürler. Aferin olsun.
Dostum. Ne haber Gülize elimizi? Sana ne? Ya şey diyeceğim. Hani bu Jale Hoca'nın partisi var ya. Hı. Bence bir şey yapalım ona. Pasta gibi bir şey mi? Gibi bir şey. Hani birlikte yaptık ya. Çal. Ondan yapalım diyorsun ya. Yani pasta değil de ne bileyim daha ziyade bir kağıda bir şeyler çizeriz. Hem daha kalıcı olur. Bakarız. Güzel. Bakarız o zaman. Bugün çok güzel görünüyorsun. Neden geldin sen yine? Barış'ı merak ettim. Gelmedi bugün. Niye? Hasta falan mı? Sana ne? Ya ne olur söyle. Bak Begüm, ısrar etme artık, tamam mı? Can sıkıcı olmaya başladın. Kim ki bu kız? Alo, sana söylüyorum. Aradığımız kız bu olabilir mi? Yok ya, o değil. Barış'a takık o. Sürekli peşinde. Kesin yine onu sormaya gelmiştir. Ha, iyi o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.